Ne yazık ki. Barış Bey çok teşekkür ederim. Mahcup ettim bize. Estağfurullah, tabii ki her zaman elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şimdi ödülleri seviyoruz. Niye seviyoruz? Şirketlerin kötü gidişatlarının genelde sorumluları CEO'lardır. Aslında biraz hakları var bunu söyleyenlerin. Çünkü bizler zaman zaman büyük kararlar alıp şirketlerimizi büyük risklere sokabiliyoruz. Şirketlerin başarılarının ise sahipleri ekiplerimizdir, çalışanlarımızdır. Çünkü onlar bizim verdiğimiz bu kararların arkasında durup, bu kararlara inanıp candan baştan asıl büyük çabayı sarf eden insanlardır. Şimdi ben bu CEO'lu her zaman söylerim. Sanki böyle eski zaman savaşçılarına benzetiyorum. Kralı koruyacaksın, krallığı koruyacaksın, krallığındakileri koruyacaksın, büyütmeye çalışacaksın. Tabii ki yıprandığımız zamanlar oluyor, bedel ödüyoruz. Benim mesela başarının da bir bedeli var. Benim ödediğim en büyük bedel ertelediklerim. Henüz bir yuva kuracak fırsatım olmadı, evlat sahibi olamadım. En son ne zaman tatile gittiğimi bilmiyorum. Ha, burada nişanlandım bu arada, nişanlım burada. İşte tam da bu noktada her ödül bizim için çok kıymetli ve çok önemli. Çünkü bu ödüller bize güç veriyor, bu ödüllerden hatırlanmak. Ve aynı zamanda tabii ki işte malumunuz Batoz gibi Milli Proje'nin uluslararası arenada gösterdiği başarılar bizim en büyük güç kaynağımız. Ben bu ödülün asıl sahibi Alman Aktar Şirketler Grubu ekibini ve beni hiçbir zaman hiçbir platformda benden desteğini ve güvenini esirgemeyen kıymetli ağabeyim, yönetim kurulu başkanımız Sayın Adnan Albayrak'a sizlerin nezdinde huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum Barış Bey ve müsaadenizle Adnan Bey'i ben buraya Gülse'ye davet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli devlet büyüklerimiz, değerli basın mensuplarımız, sözlerime başlamadan önce bu geceyi tertipleyen Kontropol Dergisi'ne, çalışanlarına ve emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyorum. Serdan Bey anlattı, fazla anlatacak pek bir şey bakmadı. Albayrak Şirketler grubuna bağlı. Albayraklar savunma şirketi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 2019 yılının en hızlı büyüyen şirketi ödülünü aldı. Bu ödül dünyada ilk defa bir savunma şirketine verildi. Tabii hayatım boyunca şahsım adına veya şirketlerimin adına değişik ödüller aldım. Ama bu ödül son derece nitelikli ve son derece prestijli bir ödül. Aldığım ödüller kadar bu beni daha fazla mutlu etti. Tabii ki şirketimizin CEO'su Serdan Bey anlattı. CEO'luk zordur. Tabii ki o karlı dağların ardını yaşayan biri derler. Gerçekten doğru söylüyor. Aşağı yukarı 6 yıldır emek sarf ettik, gece gündüz çalıştık. Buradan aynı zamanda bizim arka planda profesörlerimiz, doçentlerimiz, mühendislerimiz ve bunlar mutfağın arka tarafında bu insanlar. Biz her ne kadar burada ödül alıyorsak, yapıyorsak, tabii ki bunları unutmamak lazım. Bunların çok büyük emeği geçmiştir. Dünyada bir Vatoz dünya markası yarattık elhamdülillah. Çok şükür. Bugün Amerika ayağına geliyorsa, İngiltere geliyorsa, Çin geliyorsa bizi sevdikleri için geldi. Buradan iş adamlarına tavsiye ediyorum. Tabii ki Türkiye'de baktığınız zaman ekonomi şartlar bile. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz birlik, beraberlik içerisinde olmaz zorundayız. Tabii buradaki siyasetçilerin affına sığınıyorum. Zaten dıştaki düşmanlar bize yetiyor. İşte düşman aramaya gerek yok. Bu topraklar hepimizindir.
birlik beraberlik içerisinde yaşamak zorundayız. Onun için iş adamlarına da şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Mühendislerimize, akademisyenlerimize hepsine destek versinler. Türk gençliğinin arkasında dursunlar. Artık eskisi gibi değil. Eskiden baktığın zaman çok değerli hocalarımız, mühendislerimiz yine vardı. Projeler çiziliyordu. Ama hepsi hasır altı oluyordu. Yetkililere gittikleri zaman bunlara dikkate alınmıyordu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız. 2005 yılından itibaren artık milliliğe değer verdi. Gençlerimize değer verdi. Mühendislerimize, akademisyenlerimize hepsine sahip çıktı. Biz iş adamlarına sahip çıktı. Ondan aldığımız cesaretle yolumuza devam ediyoruz. Onun için tekrar ediyorum. Lütfen iş adamları sahip çıksınlar. Sadece inşaat sektörü değil bu dünyada. Başka işler de vardır. Bu ülke hepimizindir. Beni dinlediğinizde hepinize hürmet ve saygılarımı soruyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.